Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. Bu dönemde sizlerle paylaşacağım kısa ve öz videolarda üniteleri hızlıca tekrar edeceğiz. Ünitelerin detaylı konu anlatımı videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Oynatma listelerini tıkladığınızda aşağıya doğru kaydırın. Bu arada hemen şunu da hatırlatayım. 5. sınıf için test çözüm videoları da var. Yazılı hazırlık videoları da var. Zamanı geldiğinde ihtiyacınız olacak. Ama biz konu anlatımını arıyoruz. Aşağıya doğru kaydırmaya devam ediyoruz. Ve en altta 5. sınıf konu anlatımı bölümünü tıkladığınızda 5. sınıfla ilgili ünite anlatımlarını detaylı diğer videoların tamamını bulabilirsiniz. Bunları mutlaka tek tek izleyin. Konu anlatımı, aktiviteler, oyunlar, her şey var. Şimdi bu seride biz hap gibi hızlıca üniteyi tekrar edeceğiz. Hadi başlayalım. Bu arada unutmadan kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Tabii ki ücretsiz. Ayrıca bu sunumları bize hazırlayan Fellows Fun ekibine teşekkür ediyoruz. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, bu sunumlara ingilizcesunumlar.com web adresinden ulaşabilirsiniz. Birinci ünitenin içerisinde Countries and Nationalities konusu karşımıza çıkıyor. Yani countries, ülkelerin isimleri, nationalities, milliyet isimlerini bilmeniz gerekiyor. Bayraklarla da tanırsanız çok iyi olacak. Tek tek Türkiye'mizle başlayarak gözden geçirelim. Turkey, Turkish, Turkey country yani ülke ismi. İkincisi ise milliyetimiz. Turkish, Türk. Her açtığımda ilk gördüğünüz kelime country yani ülke. İkincisi ise nationality yani milliyet. Brazil, Brazilian, Brezilya, Brezilyalı. China, Chinese. Çin, Çinli. Canada, Canadian. Kanada, Kanadalı. Portugal, Portuguese. Portekiz, Portekizli. The USA, ki bunun açılımı United States of America, Amerika Birleşik Devletleri, American, Amerikalı. Germany, German. Almanya, Alman. Australia, Australian. Avustralya, Avustralyalı. Japan, Japanese. Japonya, Japonyalı ya da Japon daha doğru olacak. Sweden, Swedish. İsveç, İsveçli. Şimdi size minik bir hatırlatma daha yapıyorum. Where are you from? Sorusunun cevabı neydi? I'm from Turkey. İşte where are you from sorusuna country söyleyerek cevap veriyoruz. What's your nationality? Diye sorulduğunda ise I'm Turkish diyoruz. Şimdi ülkelerle devam edelim. Spain, Spanish. İspanya, İspanyol. England, English. İngiltere, İngiliz. The UK, United Kingdom. İngiltere bu şekilde de söylenebiliyor. Birleşik Krallık. British, English. Yine İngiliz, British olarak da kullanılıyor. Norway, Norwegian. Norveç, Norveçli. Ireland, Irish. İrlanda, İrlandalı. Greece, Greek. Yunanistan, Yunanlı. France, French. Fransa, Fransız. Italy, Italian. İtalya, İtalyan. Russia, Russian. Rusya, Rus. Mexico, Mexican. Meksika, Meksikalı.
Evet, tabii ki bütün ülkeleri burada vermedik. Bazıları var. Eğer ilginizi bu konu çektiyse çok daha fazlasını listeler halinde etkinlik olarak www.dilekdemiren.com web sitesinde de bulabilirsiniz. Ayrıca bunları araştırmanızı da öneriyorum. Bu ünitenin yazılı hazırlık, quiz olarak kullanılabilecek PDF formatını da yine aynı adreste dilekdemiren.com web sayfasında PDF olarak bulabilirsiniz. Çözümü de yine YouTube kanalımda mevcut. Evet, bu ünitenin içerisinde ayrıca school subjects yani derslerin isimlerini öğrendik. Drama dersi, art, sanat, görsel sanatlar olarak da biliyorsunuz bunu. Science, fen bilgisi, history, tarih. Bu aslında daha çok lisede geçiyor history, tarih olarak. Sizde sosyal bilgiler var. Math, kısaltması, mathematics, uzun hali, matematik. Physical education, ki bunu PE olarak kısaltma halinde de kullanabiliyoruz. Beden eğitimi. Music, müzik dersi, Turkish, Türkçe, English, İngilizce dersi veya Almanca, İtalyanca, Fransızca görenler için genel anlamda language class yani dil dersi de kullanılabilir. Information technology, IT olarak kısaltılabiliyor, bilgi teknolojileri, geography, coğrafya, bu yine lisede gördüğümüz bir ders. Social studies, social science. İşte bu ikisi de aynı anlama geliyor. Sizin ortaokulda gördüğünüz ders. Yani sosyal bilgiler. Ki bunun alt açılımı geography ve history olarak lisede ayrı ayrı dersler olarak veriliyor. Evet, greetings, mesajlaşmak demeyelim de selamlaşmak diyelim. Selamlaşmayı öğrendik. Karşımızdaki kişiyle sabahleyin karşılaştık. Yeni biriyle tanıştık. Nasıl başlayacağız konuşmaya? Mesela eski bir arkadaşımız uzun bir pandemi sürecinden geçti. Yüz yüze okullar açıldı ve arkadaşlarınızı uzun zaman sonra gördünüz. Ne diyordunuz onlara? How are you doing? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Hayat nasıl? How are you doing? Bu son derece samimi bir kullanım. Daha çok böyle kankalar, arkadaşlar, samimi olduğumuz kişilerle konuştuğumuz bir soru tarzı. How are you doing? Nice to meet you. Yeni tanıştığımız birisine söyleriz. Tanıştığımıza memnun oldum. Very well, thanks. İşte how are you doing'in cevabı böyle gelirse süper. Harika, teşekkürler. My pleasure. Nice to meet you dedi. Tanıştığımıza memnun oldum. O zevk bana ait. Yani ben daha çok memnun oldum. Evet, biraz daha detaya inecek olursak. How are you? Yani nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat sorusunu dört değişik şekilde sorabiliyoruz. Klasik how are you? Biz buna how are you, ne var you derdik. How are you doing? Are you okay? İyi misin? Veya WhatsApp. Bakın bu çok önemli. Ta 8. sınıfta karşınıza çıkacak bir soru tarzı. WhatsApp. Şimdiden öğrenmenizi tavsiye ederim. Sorduk. Biri de bize sordu. İyiyim diyeceğiz. Her şey güzel. I'm fine diyebiliriz. I'm fine, thanks. Daha kibar olalım. Fine, great. Kısaca. Very well, thanks. Mükemmelim. Not bad. Kötü sayılmaz. İdare eder. Not bad. Thanks. I'm okay. Peki, konuşmamız bitti. Vedalaşacağız. Herkes evine gidecek. Nasıl söyleyeceğiz? Goodbye. Bye. Bye bye. See you. See you görüşürüz demek. Take care. Bu ara çok söylediğimiz bir şey arkadaşlar. Kendine dikkat et. Ve yeni tanıştığımız birisiyle işte böyle bir sohbet geçiyor aramızda. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum diyorsak birine,
ya da biri bize söylüyorsa, işte karşısında verilecek cevap. Nice to meet you too. Bu too ben de demek. Ben de memnun oldum. Veya glad to meet you. Yine aynısı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Glad to meet you too. Nice meeting you. Kısaca. Nice meeting you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Bunların hepsi aynı anlamda tanıştığımıza memnun oldum demek. Belki yorumlarda sizler de bana nasıl olduğumu sormak istersiniz. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Bu videonun altındaki yorum kısmına bana sorabilirsiniz nasıl olduğumu. Ve son olarak yine bu dersin içerisinde, bu ünitenin içerisinde gördüğümüz likes and dislikes'a göz atacağız. Likes, sevdiğimiz, hoşlandığımız şeyler. Siz yeni nesil aslında çok fazla kullanıyorsunuz bunu, değil mi? Like atım. İşte like atmak, like'ladım. Evet, işte bu. Beğendiğimiz şeylere kullandığımız şey. Dislike ise sevmediğimiz, hoşlanmadığımız, beğenmediğimiz şeyler. Evet, gülen yüz, smiley face. Like, enjoy, love için kullanılıyor. Like, sevmek, enjoy, hoşlanmak, love en kuvvetlisi. Kalpler, kalpler, kalpler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bakalım bana ne atacaksınız? Heyecanla bekliyorum yorumlarda. Bir de sevmediğimiz şeyler var. Umarım dislike atmazsınız, çok üzülürüm. Sevmediğimiz ya da hoşlanmadığımız şeylerden bahsederken, öznenin durumuna göre, tabii ki geniş zamanı da burada bilmeniz gerekiyor. Simple Present Tense'in videosunu da hemen sağ üst köşeye bırakıyorum sizler için. I, we, you, they, yani çoğullar ve ben bir şeyden hoşlanmıyorsak don't like diyoruz. Mesela I don't like smoking. Sigara içmeyi sevmem. I don't like, ne diyebiliriz? Orange juice, portakal suyu sevmem gibi. Doesn't like ise he, she, it, yani tekil özneler için sevmediğimiz şeyleri söylemede kullanılıyor. He doesn't like apple, elma sevmez. He doesn't like playing guitar, gitar çalmayı sevmez gibi. Dislike ve hate fiillerini kullandığımızda ise durum farklılaşıyor. Artık don't ve doesn't'ı kullanmıyoruz. Direkt olarak like, enjoy ve love gibi. Mesela I like ice cream, I dislike ice cream. She enjoys drinking milk, she dislikes drinking milk gibi. Dislike, like'ın tam zıttı. Hoşlanmamak, sevmemek. Hate ise nefret etmek. Love'ın tam zıt karşılığı. Hate. I hate drinking coffee. Kahve içmekten nefret ederim. I hate coffee. Hayatta kimse bana içiremez gibi. Evet, olumlu cümleler ve olumsuz cümleleri biraz daha açalım. I, you, we, they demiştik. Ben ve kalabalık gruplar. Siz, biz ve onlar. Love, like, enjoy'u olduğu gibi yazıyoruz. Herhangi bir ek, harf eklemeden. I like maths. You love music. We enjoy English gibi. Ama he, she, tekil öznelerde bakın fiile s takısı getirmeyi unutmuyoruz ki bu does'ın s'sidir, geniş zaman kuralıdır. He, she'lerde fiile s takısı getirilir. He likes maths, she loves music gibi. Olumsuz yapmak için yine ben ve kalabalıklarda don't like, dislike, hate kullanıyoruz. Dikkat edin. Like'ı tek başına yazamam. Başına don't koymak zorundayım. Ama dislike ve hate'i tek başına yazabilirim. Tekillerde ise he, she, it'lerde doesn't like demeliyim. Dislikes ve hate demeliyim. İşte dikkat etmen gereken nokta.
Tekillerde like'ı tek başına yazamazsın. Doesn't'la birlikte vermelisin. Ama dislike ve hate'i kullanırken doesn't s'si demiştim. Doesn't'a gerek yok. Sadece s'sini yapıştırman yeterli. Bu dislike ve hate kelimeleri kendi içinde negatiflik barındırıyorlar anlam olarak. O nedenle olumsuz hale dönüştürmeye gerek duymuyoruz. Evet, gelelim. Soru nasıl soruluyor? Acaba ben matematiği sever miyim? Kendi kendime bir sorayım bakayım. Do I like math? No, I don't. Do you like math? Peki sen matematiği sever misin? Evet, sorularda ben ve kalabalıklar için do yardımcı fiilini kullanıyoruz. İşte bu do ve does geniş zamanın yardımcı fiilleri. Size geniş zamanın videosunu bırakmıştım, linkini. Mutlaka Simple Present Tense videolarını izleyin. Çünkü bu ünitede bunu çok iyi öğrenmelisiniz. Do they love music? Onlar müzik sever mi acaba? He, she, tekiller için soruyu nasıl soruyoruz? Does yardımcı fiilini başa çekiyoruz. Does he like maths? Does she enjoy English? Gibi. Kısa cevap verirken de yes ve no'lu sorulara short answer diyoruz bu arada. Dikkat edin, soru neyle başlarsa cevabı onunla bitirmelisiniz. Do they like maths? Yes, they do. Do you like maths? Yes, I do. Dikkat ettiniz mi? Soruyu do you like'la sordum. Cevabı yes, I diye verdim. Sen diye sorulursa ben diye cevap veriliyor. Olumsuz yapmak istiyorsanız do you like maths? Sen matematik sever misin? No, I don't. Evet. Does'la başlıyorsa soru, Does she enjoy English? Yes, she does. Does he like maths? No, he doesn't şeklinde kısa cevapla verebiliyoruz. Tekrarlıyorum. Simple Present Tense videolarını mutlaka izleyin. Çok daha fazlasını öğrenebileceksiniz. Evet, işte bu kadar. Kısa ve öz demiştik. Kısa sürede hızlıca size üniteyi özetledim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hatta paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Yeni videoları kaçırmanızı istemiyorum. Ve mutlaka www.dilekdemirel.com web adresindeki PDF'leri de gözden geçirin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.